Yatırım Finansman. Şimdi borsayla Nuri Sevgen istersen girelim 9920'lerde ama genel bir algı da var. Borsa bir türlü 10.000 üstüne çıkıp oturamıyor. Yukarı çıkıyor aşağı geliyor, yukarı çıkıyor aşağı geliyor gibi. Nasıl değerlendireceksin haftanın da son günü? Aslında tehlikeli bir döneme giriyoruz. Yani grafik anlamında biraz rahatsız edici. Onu biraz anlatmak istiyorum. Ekranda yansıtayım müsaadenizle. Hemen göstereyim daha net anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi bu bizim ekranımız zaten bir süredir yaşadığımız şey. Bu sert düşüş oldu. Efendime söyleyeyim işte bu Japonya mevzusundan dolayı. Sonra bir süredir şu yatay hareketi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gündür. Yani 15 iş gündür, 3 haftadır aynı yerde yatay hareket gidiyoruz. Şimdi bu düşüşün olduğu yeri şöyle bir siyah tuşla işaretledim. Şimdi bu bir ters bayrak görüntüsü var burada. Yani bayrağı ters şöyle düşünün. Şu bayrağın ucu. Bu da zaten bayrağın kendisi. Yani gönderi burası. Burada baktığınız zaman teknik analiz der ki şurada klasik olarak söyledim hani şu 9700 bölgesi var ya, şu hani bir süredir buraya geliyor, dönüyor, destek buluyor. Yukarıda 10.100 seviyesini geçemiyor. Şunları birleştirdiğiniz zaman şöyle dikdörtgen bir bayrak görüntüsü var. Teknik analiz der ki böyle bir görüntü olduğu zaman ters ya da düz filamalarda gönderi kadar yani boyu kadar aşağı gelme potansiyeli taşır. Gelin bakın beraber boyu kadar aşağı gelirse nereye gelirmiş bakalım. Şöyle yerleştirdiğiniz zaman bakın kabaca buraya kadar gelme potansiyeli. Yani 9200 seviyelerine kadar ki 9300 falan diyordum ben. Biraz da altına sarkma olasılığı var. Böyle bir olasılıktan endişe ediyorum açıkçası. O yüzden 9700 seviyesi çok kritik. Buralarda çok bekledik. Bizim eski borsacıların bir lafı vardır. Yükselemeyen borsa düşer diye. O yüzden şu 9700 seviyesini çok 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 önemsiyorum. Buranın altında çok sert bir hamle aşağı gelme potansiyelinden endişe ediyorum. Olur demiyorum ama normal bu endişemi de herkese paylaşmaya çalışıyorum. Bunu tersi çevirecek gelişimi de şu turkuaz olarak gösterdiğim 100 günlük ortalamaya takılan yani 10.100 civarına takılan endeksin yukarı doğru geçilmesi. Bu geçilmediği sürece şuradaki gapin kapatılması mümkün değil. Şimdi benim gördüğüm şu. Endeksi etkileyen senetlerde yukarı doğru bir hamle olduğu zaman satışlar patır patır geliyor. Dün gene yabancı yatırımcıların sattığı yönünde Merkez Bankası'nın raporlarını gördük zaten hepimiz. Siz de dillendirdiniz. Yabancı her fırsatta satıyor. Yerli yatırımcı da bunları buradaki hareket tamamen krediyle absorbe etmeye çalışıyor. Yeni bir talep yok, hikaye yok, yukarı götürebilecek güç yok. Bilançolarda birkaç tane iyi senedin dışında aman aman endeksi yukarı taşıyacak bir hikayeli bilanço yok. Onlar da hisse özelinde veya bilanço özelinde olan bir durum. Bu da tabii rahatsız edici bir durum. Enflasyonla mücadele ettiğiniz zaman zaten bunlar kaçınılmaz. O yüzden bunları üst üste koyduğunuz zaman burası kritik bir nokta 9700. Yani bu açın dünyanın herhangi bir yerindeki teknik analizden az çok anlayan, öyle uzman olması gerekmiyor. Birine gösterin, arkadaş 9700 çok önemli yer der. Yukarıda 10.100 çok önemli yer der. O yüzden buraya takıldık. Ya yukarı kıracağız ya aşağı kıracağız. Bu yarın mı olur, bugün mü olur bilemiyorum. Ama nihayetinde benim söylemeye çalıştığım 9700'ün altında hisse senedinde çok sert bir aşağı gelme potansiyeli taşıdığı gibi 10.100 üzerinde kalırsak da yukarı doğru sert gitme potansiyeli taşır hale geldik. Çünkü burada zemberek 15 günlük kurulmuş durumda. 15 iş günlük 3 hafta diyeyim ben size. Kurulmuş durumda, bu kurulmanın da kırılması çok sert olabilir endişesini taşıyorum. O yüzden yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bugün ne olur noktasında bugün hepimiz tabii burada ekranla işim kalmadı kapatayım. Bugün hepimiz Powell'ın konuşmasını bekleyeceğiz. Türkiye saatiyle 17'de başlaması bekleniyor. Tabii gecikme olur olmaz ona bakacağız. 17'de gelecek olan açıklamalarda işte Fed'in faiz indirimi zaten artık hemen hemen hepimiz kanımsadık. Bunun tersi bir hareket yapacağını sanmıyorum. Ama kalkar da önümüzdeki dönem düzenli faiz indirime dair mesaj vermezse biraz ortalık oynayabilir, hareketlenebilir. Yine dikkatimi çeken bir şey, cuma günündeyiz, hafta sonu riskini almak istemeyenler olabilir. Şu anda Kerç Boğazı'nda dün akşam saatlerinde Rusya-Ukrayna gene bir çatışması oldu. Ukraynalılar Rusların tank taşıyan bir tane feribotunu vurdu. Kerç Boğazı'ndaki Rusların yaptığı bir limanda. Kerç Boğazı da bu şeydeki Kırım'ın ucunda o Azak Denizi'ne çıkan bölgedir. Önemli stratejik bir bölgedir. Yani oradaki çatışmaları hiç kimse konuşmuyor. Ben de buna şaşırıyorum. Hiçbir basında yerde hiçbir yerde yer almıyor. Bu beni korkutuyor. Oraya dikkat edin. Bir kenarda tutun oraya bir bakın. Hafta sonu İran'a, Suriye'ye, İsrail'e herkes odaklanmış ama o taraftan da bir darbe gelebilir endişem var. O yüzden hafta sonu gerginliği de bir yerde olasılık olarak fiyatlara yansıma endişesi taşıyorum. Özetle bugün
dışarıdaki piyasalar kötü görünmüyor. Powell'ın açıklamaları da kötü gelmeme ihtimali yüksek. İyiyiz ama hafta sonu gerginliği ve söyledim 9700'ün ve 10100 aralığında o sıkışmanın verdiği bu kurulmuş bir piyasa var. Bu beni endişelendiriyor. O yüzden net yönü görmeden, bir şey yapmadan kenarda beklemek lazım. Trade edenler için söylüyorum. Şu anda eğer kısa süreli al sat yapan birileriyseniz 10.100 9.100 arasında geldi satarım çok aktif şekilde bunu yapabilirim diyenler zaten yapıyorlar. Ama yeni pozisyon alacaksanız buradaki net yön netleşmeden ben pozisyon alınması taraftarı değilim. Görelim, acele etmeyelim. Türk yatırımcısında böyle heyecan var. İlk ben alayım herkesten önce. Ne gerek var? Gidin 3 kademi. Şöyle bir şey var. Hissenin fiyatı diyelim 9 lira. Hisse yükselip yükselmeyeceği belli değil. İşte 9.05'ten sonra al, 9.10'dan sonra al ama emin ol gideceğinden. Bunu görmeden aldığınız zaman o 9 lira da aldın sen yarın bir gün 8 liraya düştüğü zaman ya keşke almasaydım diyorsunuz ama benim 32 senelik meslek hayatımda her keşke dediğime kenara 1 lira alsaydım şu an Türkiye'nin en zenginiydim diyebilecek kadar keşkem var yani. Evet. İzninle vaktim varsa birkaç sorum olacak Vahap abi de belki katkısı olur dilerse. Şimdi yabancı satışı devam ediyor. Geçen haftanın verilerine de baktığımızda 298 milyon dolar. Yani 2,5 milyar dolara yaklaştı diye sene başından bu yana borsada yabancı çıkışını Evet. görüyoruz nette. Tahvile de giriş var. Orada da işte yaklaşık 12 milyar dolara yakın bir giriş var. Ama hisse tarafında bu yabancının hani haftalardır satışını nasıl görüyorsun Nuri Sevgen? Bir de acaba borsadan çıkan aynı para mı şeye Tahvile gidiyor, giriyor. tahvile gidiyor yoksa başkası mı geliyor? Evet. Tahville başlayayım. Dün Murat Aysan'ın çok enteresan bir yorumunu izledim. Kendisi çok beğenirim. Özellikle tahvil konusu uzman bir kişidir. Enteresan bir şey söyledi. 13-14 milyar dolar civarında şu an tahvilde yabancı portföyün olduğu biliniyor. Bu 2-3 hafta önce yaşadığımız o Japonya hareketi vardı ya, Japonya kaynak carry Evet. trade hareketi. Bütün piyasaları etkiledi ama Türkiye'de tahvil fiyatlarını çok etkilemedi. Şimdi yabancı yatırımcı ne yaptı? Geldi altını sattı, hisse senetlerini sattı, panikti yani Türkiye'de. Ne bileyim işte dövizde bir hareketlik yaşandı, swaplar yükseldi ama tahvilde büyük bir hareketlik olmadı. Genel yorum burada çıkan şey şu. Oradaki tahvildeki paranın da ne kadar gerçekten yabancı noktasına geliyorum ben aslında. Yani yabancı yatırımcı girdi. Yani rezervlerin arttığı rakam bakarsanız 70 milyar dolardan fazla para girmiş gibi görünüyor. Bu paranın gerçekten ne kadarı gerçekten yabancı? Yani yerli yatırımcı ya da Türk yatırımcısının yurt dışındaki parası Türkiye'ye ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının daha doğrusu Türkiye'ye gelmesi yabancı olarak kabul edilmiyor belli ki. Gerçekten yabancı olması gerekiyor. O yüzden buraya giren yabancı rakam da çok fazla değil. Görüntü bu. En azından bu analizden bu çıkıyor. Diyelim ki hepsi yabancı. 13 milyar dolar, 70 milyar dolar da hiçbir şey ifade etmiyor. Buna mukabil de hisse senedi tarafının demin söylediğim gibi 2 milyar dolardan fazla bir çıkış var. Yabancı yatırımcı dün de konuştuk uzun uzun. Riski sevmez, belirsizliği sevmez, likiditenin olmadığı yeri sevmez. Bunların hepsi bizde var. Doğal olarak yatırımcı hazır yakalamışken satıp kenara döneyim bir bakayım diyor. Türkiye borsası ucuz pahalı noktasına bile girmiyor. Paramı bir çıkarayım. Zaten Türkiye dışındaki başka piyasalara yeniden bakarım diyor. Küçük çaplı giriş çıkışlar elbette ki var ama asıl kurumsal taraftan bu çıkış biraz endişe verici. Bir süredir de devam ediyor. Dün de uzun uzun konuştuk bunu. Dün sen yayında değildin ama ben anlattım. Maalesef ki Borsa İstanbul'un da artık adım atması gerektiği zamana geldik. Ödünç verme, açığa satış falan gibi bazı teknik detaylarda yabancıların kolay işlem yapmasını kolaylaştırması lazım. Yabancı işlem yapmıyor. Sadece yükselmeye odaklı bir borsa var ama yükselemiyor. Çünkü onu yükseltebilecek parasal güç artık sonuna geldi. Beklenti de yok. Bu yüzden o zaman siz teknik detaylarda yabancının girmesini sağlayacak işlemleri kolaylaştırmanız lazım. Nedir o? Açığa satışta belgesi. Aa satsın diye gelsin demiyorum. Açığa satışın olması şu demektir. Siz algoritmanız var. Ve algoritmanızda hem alışa hem de satışa kotasyon giriyor olmanız lazım. Ya satışa kotasyon giremiyorsun çünkü açığa satış yasak. Sadece aldığınız satabildiğiniz için de doğal olarak böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ve vadeli işlem piyasındaki pay vadelerinde olması gereken faiz oranını bet eden bir fiyatlama da gerçekleşmiyor. Borsan yatırım, Oyak Çimento gibi hisse senetleri spot fiyatın altında işlem görüyor. Hiçbir sebep de yok. Ne temettü verecek ne bir şey. Orada birileri spotta satmak yerine oralarda belli ki short pozisyonunu. Niye? Nedenini bilmiyorum. Ama bu dengesiz bir durum. Böyle bir durumu engelleyecek şey dediğim gibi bu tür şeylerin dengelerinin kurulması sağlamaktır. Bu bir. İkincisi temettü. Temettü veriyor şirketler. Temettü lak diye bir anda veriyor. Ya önceden bir açıklanır. Vadeli kontratların fiyatları ona göre belirlenir. Bu tür düzensizlikler
sıkıntılar doğal olarak yabancının sevmediği işler. Doğal olarak onlar daha büyük fonların sevmediği işler. Küçük fonlara girer çıkar ama bizim istediğimiz o arzı alacak, dengeleyecek o büyük fonların gelmesi. O yüzden yabancı yatırımcı doğal olarak hazır bulmuşken alıcıyı çıkayım fırsatını görüyor diye düşünüyorum ben. Evet. Çok kısa belki yine Vahap abi de katkısı olur. Kurda bir ufak hareketlenme var. Çok sert değil ama sanki böyle ufak ufak böyle biraz daha Biraz artmasına izin veriyorlar gibi. izin mi veriyorlar? Dediği gibi Vahap abinin biraz hani boş öyle sıkı tuttuğumuz yerleri hafif boşaltıyor muyuz? Yoksa kendiliğinden oluşan bir hareket mi var? Bunu tabii belirlemek çok zor eminim ama hani senin bakışın, yorumun, izlemen ne anlatıyor bize? Tabii bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Çünkü arka kapı operasyonlarının ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece rakamlardan anlamaya çalışıyoruz ama dün gelen BDDK ve Merkez Bankası raporlarında gördüğüm KKM'nin azalması ile birlikte bireysel döviz tevdiatlarda artış var. Burada bir miktar yerli yatırımcı da KKM'sini kapatıp dövize tekrar dönüyormuş gibi görünüyor. Zaten Merkez Bankası raporunda da bu görünüyor. Bunun dışında Londra'daki TL swaplarını ben önemsiyorum. Londra'daki TL swapları oradaki TL olan talebi gösteren bir durum. 42'lerden 48'lere 49'lara çıktı aylıklarda. Bu da doğal olarak bir miktar TL'den çıkış olduğunu gösteriyor ama abartılı bir miktar değil. Burada Merkez Bankası izin veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum ama yükselişe baktığım zaman da gecelik olarak ortalama 0,18 0,15 civarında yani yüzde. Bu da faiz oranı olarak baksan %50'nin üzerinde bir rakama denk geliyor. Ama tabii bu gecelik olarak bakarsın ama toplu olarak bir hafta 10 günlük baksan o kadar büyük bir fark yaratmıyor. Şu anda kontrollü bir şekilde yükseliş var. Olması gerektiği gibi, düdük tencerenin gazının alınması gerektiği gibi bunun sürmesi lazım bence. Bu hızla giderse yani her gün böyle ufak ufak giderse yıl sonu çıkabileceği rakam zaten 40'ın altına gelir gene. Peki. Vahap abi yoksa Yok. ekstra bir sorun. Nuri Sevgen'e teşekkür ederim. Güzel Teşekkürler. bir gün diliyoruz abi. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları şimdiden herkese. Sağ olun. Doktor Nuri Sevgen bizlerleydi.